Tarih bize öğretir, tarih bizi eğitir. Yaşadığımız her an tarihtir. Geride bıraktığımız her şey de tarihtir. Bize geçmişten kalan, bize geleceği gösteren de tarihtir. Her gün yanından geçtiğimiz, her gün defalarca gördüğümüz, çoğu zaman anlamadığımız, bazen de fark etmediğimiz, bildiğimizi sandığımız, zaman zaman üzerine varmadığımız, anlamadığımız, duymadığımız, göremediğimiz ve aslında tüm gerçekliğiyle var olan, tüm ihtişamıyla, mütevazı bir tavırla bize kendini göstermeye çalışan da tarihtir. Bir tarih var, bir de ötesi. Tarihin içinde sıkça anılan, görülen, duyulan, bilinenin ardında saklı kalan, bilenin gönlünde sır olan, tadı damaklarda kalan bir tarih var. Bir tarih var, bir de ötesi. İlk emri oku olan İslam'da ilmin çok özel bir yeri vardır. Dünyaya doğudan yayılan bu kayıp aydınlanma, bugün merkezini kaybetmiş gibi dursa da ilmin güneşi doğudan doğmuştur. Pek çok İslam düşünürü ve bilim insanı bugün inşa edilen medeniyet basamaklarının mihenk taşları olmuştur. İslam'ın son sancaktarı olan devlet-i âli medeniyetinde kütüphanenin önemi çok büyüktür. Hatta Osmanlı medeniyeti aynı zamanda bir kitap medeniyetiydi. Tarih ve Ötesi programında bu hafta Kedili Kütüphane, Bayezid Devlet Kütüphanesi'ni konuşacağız. Bayezid Devlet Kütüphanesi Osmanlı'dan aslında son döneme doğru akan bir medeniyetin izlerini taşıyor. Fakat Osmanlı Devleti bunu Selçuklu'dan, Anadolu'dan, mayalanmış topraklardan bir kitap medeniyetini İstanbul'a taşıyor ve İstanbul'da bu hamuru, bu mayayı şekillendirerek bu tarz kurumlarda zirveye, şahika bir noktaya taşıyor. Osmanlı Devleti aslında kitaba verdiği değerin, kıymetin bir yansıması olarak bu tarz kitabı koruyan merkezler yapıyor. Osmanlı bir kitap medeniyeti, yani kitabın kurduğu bir medeniyet. Bir kitap medeniyetinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu tarz kütüphaneleri anlamamız, idrak etmemiz gerekiyor. Niye? Kitaba adanan bir ömür var. Çünkü ilk emrin ışığında bilhassa Osmanlı o oku emrine ve daha sonra geçen yazı emrine biat ederek Cenab-ı Hakk'ın yolunda bu işlevleri yerine getiriyor ve Cenab-ı Hak ona bir kitap medeniyeti kurmayı nasip ediyor. Burası Osmanlı'nın ilk milli kütüphanesi, ilk devlet kütüphanesi ve burası Osmanlı'nın halka ilmi olarak bir kütüphaneden uzandığı eli. Devletlerin güç göstergelerinden bir tanesi de o siyasi hükümranlığı bu tarz yapılarda halka olan o rahatlıkla, o ferahlıkla, o konforla gösteriyor. Osmanlı'da son dönemde bilhassa bu tarz yapılarla kendinin halka olan bağını oluşturmuş oluyor. Sultan Abdülhamit döneminde 1884'te inşa edilen Bayezid Devlet Kütüphanesi aslında ilmin derinden, sadırdan satıra doğru inmiş alimleriyle şenlendiriliyor. Yani bir kütüphaneyi imar etmeniz yetmiyor. Bu kütüphanenin ihya edilmesi, içinin şenlendirilmesi gerekiyor. İçinin şenlendirildiği kısımlar ise ulema ile, ayaklı kütüphaneler ile, dönemin tabiriyle hafızı kütüpleriyle, yani kitapların hafızı ile içerisi bir nevi ilmek ilmek işleniyor. Şimdi kütüphaneye girmeden önce çevreden kütüphaneyi tanıyalım. Burası şehrin merkezinde aslında. Tam kalp konumunda bir yer. Şehrin merkezini, ortasını bilhassa kitaba adayan, o kitap medeniyetini adayan bir mimari tasarım söz konusu. Sahaflar Çarşısı'nın olduğu yerden bir de yapıyı görelim. Şimdi gelin bir yakından burayı tanıyalım.
Her geçen gün kütüphane ve kitap sayısı artsa da tarihten bugüne bize ışık tutan yapıtlar hala önemini korumaya devam etmektedir. Bu kaynakların pek çoğunun Osmanlı'nın başkenti İstanbul'daki kütüphanelerde yer alması çok önemli bir kültür şehri olduğunun da göstergesidir. İşte bu özel kütüphanelerden biri de Kedili Kütüphane'dir. Bayezid Devlet Kütüphanesi nerede tam olarak? Bayezid Devlet Kütüphanesi şu an içinde bulunduğumuz Sahaflar Çarşısı'nın Bayezid kapısından çıktıktan sonra sağ kol üzerinde kalıyor. Sağ kol üzerinde ilk sizi karşılayan yer el yazma eserli kütüphanesi ve onun hemen yanında Bayezid Devlet Kütüphanesi'ni görmekteyiz. Burası aslında Türkiye'nin ilk modern kütüphanelerinden biri olarak biliniyor. Sultan Abdülhamit döneminde 1884'te bilhassa temelleri atılıyor ve o temellerle beraber her basılan nüveden bir adet bu kütüphaneye gönderiliyor. İşte milli ve devlet kütüphanesi olması hasebiyle her yayını muhafaza ediyor. Yani Türkiye'nin hafızasının olduğu yer aslında Bayezid Devlet Kütüphanesi. Peki bu kütüphanenin Kedili Kütüphane olarak adlandırılma nedeni nereden geliyor? Bayezid Devlet Kütüphanesi'nin ilk müdürlerinden İsmail Sahip Sencer'in kediye olan düşkünlüğünden geliyor. İsmail Sahip Sencer'in 40'a yakın kedisi var. O kedileri bilhassa kütüphanenin içerisinde kitaplara olan muhabbetinden besliyor. Kitaplara ufak fareler zarar vermesin diye o kedilerle bunu korumuş oluyor. Kediye olan muhabbet aslında kitaba olan muhabbetle birleşiyor. Bugün bu muhabbet Sahaflar Çarşısı'nda buralarda yaşamaya devam ediyor. Bakın buralardaki kediler esnaflar tarafından besleniyor ve aynı şekilde buralarda onlarca Sahaflar Çarşısı'nın içerisinde kedi görmek mümkün. İslam'da kedi çok özel bir canlıdır. Efendimizin kedisi Müezza ve hatta Efendimizin dostu sahabe Ebu Hureyre'ye baktığımız zaman kedilere verilen değer ve önem ortaya çıkmaktadır. Bu şuur ile tarih boyunca kedi ve kitap ikilisi insanın olduğu her anda vazgeçilmez olmuştur. Her ikisinin de varlığı insana mutluluk ve huzur katmıştır. Her ikisi de içinde sakladıkları sır ile insanda merak uyandırmıştır. Ve kediler kitapları haşere ve kemirgenlerden korudukları için kütüphanelerin gönüllü koruyucuları olmuştur. Bugün Beyazıt Kedili Kütüphane'ye baktığımızda bu isim ve bu miras İsmail Sahip Efendi ile karşımıza çıkar. İsmail Sahip Efendi hem Osmanlı'nın son dönemine hem de Cumhuriyet'in erken dönemine damga vurmuş önemli alimlerdendi. İsmi dünyaya yayılmış, kedileriyle tanınmış döneminin en önemli isimlerindendi. Bayezid Devlet Kütüphanesi'nin bahçe kısmındayız. Bahçede bizi karşılayan tarihi küpler aslında burasının bir imaret olduğu dönemden kalma mutfak malzemeleri. Şu sütun başlıkları ise buradaki yapılardan kalan tarihi kısımlar aslında. Tabii bunlar Bayezid Devlet Kütüphanesi'nin avlusunda, bahçesinde sergilenen tarihi envanterle beraber asıl bizi ilgilendiren kısma geliyoruz. Şu meşhur söz, Bayezid'in velisi, delisi, kedileri meşhur. Velisi nereden geliyor? Velisi Bayezid Külliyesi'ni yaptıran Osmanlı Padişahı 2. Bayezid-i Veli'den geliyor. Yani lakabı Sofu Veli Padişah. Delisi nereden geliyor? Bu civarlarda bulunan meczuplardan geliyor. Peki kedisi nereden geliyor? Kedisi ise bilhassa Bayezid Kütüphanesi'nde İsmail Sahip Sencer'in kütüphane içerisindeki haşerilerden korunma amaçlı 40'a yakın beslediği kediden geliyor. Hafız-ı Kütüp İsmail Sahip Sencer, dönemin büyük ayaklı kütüphanesi, kitap aşığı,
ve bilhassa bibliograf dediğimiz ansiklopedist. Yani ansiklopedilere hakim, onları hıfzedebilecek derecede büyük bir cevval hafızaya sahip alim. Buranın kütüphane müdürü olarak, Bayezid Devlet Kütüphanesi'nin müdürü olarak kedileri etrafında beslediği için buraya Kedili Kütüphane ismi verilmiş. Bayezid Devlet Kütüphanesi'nin salonundayız. İşte İsmail Sahip Sencer Hoca Efendi'nin o ilim çırağını kurduğu yerler buralarıydı. İsmail Sahip Sencer kim idi? O nevi şahsına münhasır bir hayat yaşayan Osmanlı'nın son dönemindeki büyük alimlerden biriydi. Bir üniversite hocasıydı, aynı zamanda bir kütüphane müdürüydü. Ömrü İstanbul Üniversitesi ile Bayezid Devlet Kütüphanesi arasında yolları arşınlayarak geçti. O kendini ilme adayan, ilmin vücut bulmuş hali bir alim idi. İsmail Sahip Sencer burada her gelen ihtiyaç sahibi kitap müdavimine destek olmaya çalışıyordu. Farklı dinden, dilden, ırktan insanları burada karşılıyor ve ihtiyaçlarına göre onlara kaynaklık etmeye çalışıyordu. O aynı zamanda ilginçtir melami meşrebiydi. Yani kendi verdiği bilgileri isminin gizlenmesi şartıyla karşı tarafa naklediyordu. Özellikle bu melamiliği mütevazılığından kaynaklanıyordu. Kendinden bahsedilmesini hiç istemiyordu. Birçok alim burada etrafında, onun çerağında yetişti. O birçok alimi tutuşturdu, kitaplar yazdırdı. Fakat kendisinden bahsedilmesini hiç istemedi. Hatta Osmanlı'da ilginçtir, çok meşhur bazı kitapların altında isim yerine Abdühakir kelimesini görürüz. Bu melamilik aslında Osmanlı'nın meşhur bir mütevazılığının zirveye çıkmış hali olarak yaşamakta. Hafız-ı Kütüp İsmail Sahip Efendi, disiplinler arası vukufiyete ve derin bir hafızaya sahip idi. Arap dili ve edebiyatı mütehassısı olmanın yanında birçok ilimde vukufiye sahibiydi. Eczacılık, tıp icazetliydi. Bunun yanında astronomi, tarih, coğrafya gibi birçok sosyal bilimler ve beşeri alanında derinlemesine bilgiye sahibiydi. Fransızcadan Farsçaya, Arapçadan Öztürkçeye birçok dilde araştırma yapabilecek bir derinliği yaşıyordu. İsmail Sahip Sencer'in burada kurduğu o ilim çırağı aslında birçok alimin ileride kitaplaşmasını sağlayacak ve o kitapların menbaını, kaynağını, o ilmi derinliği bu Hafız-ı Kütüp dediğimiz İsmail Sahip Efendi'den alacaklar idi. Yani İsmail Sahip Sencer Hoca burada aslında bir ilim deryasının menbaı olarak birçok ilham kaynaklığına vesile olacak idi. Kedisiz ve kitapsız bir anı bile olmayan Sahip Bey, yazma eserlerin bozuk bölümlerini kolayca okuyabilen, gördüğü bir yazının hangi yüzyıla ve hatta hangi hattata ait olduğunu tahmin etmede üstün bir kabiliyeti vardı. İstanbul Üniversitesi'nde şarkiyat profesörü olarak görev yapan Alman asıllı Yahudi Oskar Reşer, İsmail Sahip Hoca ölünceye kadar peşini bırakmayan, sonradan Müslüman olan devrin önemli hocalarındandır. Oskar Reşer, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde 1940'lı yıllarda çalışıyordu. Bir gün kütüphanede tasnif işleriyle meşgulken eline eski bir yazma kitap geçer. Ancak eserin hem başı hem de sonu eksiktir ve konusunu anlamakta zorlanır. İsmail Sahip Efendi ile ilim alışverişleri de bu olayla başlar. İsmail Sahip Efendi, vaktiniz var mı? Oskar Bey, size nasıl yardımcı olabilirim? Sayın Hoca, bu yazma kitap hakkında hiçbir fikrim yok. Başını ve sonunu tamamlayamadım. İçeriği de anlayamıyorum. Elbette, gösterebilir misiniz? Oskar Reşer kitabı gösterdiğinde İsmail Sahip Efendi kitabı inceledi. İsmail Sahip Efendi kitaba bakar. Ah, bu kitap. Başında ve sonunda eksik olan sayfaları tamamlamam gerekiyor gibi görünüyor. Oskar Reşer heyecanla. Yardımınızı kabul ederim Sayın Hoca. İsmail Sahip Efendi kitabı tamamlar ve verir.
İşte artık eksik sayfalar da tamamlandı. İsmail Sahip Efendi kitapla ilgili derinlemesine bilgiyi de Oscar Reşer'e verir. Bu uzun sohbetin ardından kitabın yazarı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olan Oscar Reşer'in İsmail Sahip Hoca'ya hayranlığı daha da artar. Siz gerçekten büyük bir bilgi hazinesisiniz. Çok teşekkür ederim. Oscar Reşer bir gün Süleymaniye Kütüphanesi'nde gezinirken büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu nasıl mümkün olabilir? Aynı kitap. Kütüphanede yazmaların dışarı çıkarılmasına izin verilmediğini bildiği için ertesi günü beklemeye karar verir. Oscar Reşer, sabahleyin gelip kitapları karıştıracağım diye düşünerek evinin yolunu tutar. Sabahleyin erken saatlerde İsmail Sahip Efendi'nin tamamladığı kitabı alarak tekrar kütüphaneye gider. Oscar Reşer kitapları karıştırır ve her sayfa aynıdır. Hiçbir nokta, virgül eksik olmadığını gören Oscar Reşer, dehşet verici bir hayranlık içerisinde olduğunu fark eder ve İsmail Sahip Efendi'yi ölünceye dek bırakmaz. Kedili Kütüphane'nin içerisindeyiz. Bu kütüphaneye ismini veren kedilerin hayatına doğru bir yolculuğa çıkalım sizlerle beraber. İslam dinimizde de kedinin yeri hakikaten çok önem arz ediyor. Bilhassa Efendimiz döneminde sahabe efendilerimiz kedilerle mescitte ilginç diyaloglar yaşıyorlar. Mesela kedi entarisinin üzerinde yattı diye onu rahatsız etmeme adına entarisini kesip hani kediyi rahatsız etmeyen Ebu Hureyre Efendimiz kedilerin efendisi ismiyle anılmaya başlanıyor. Yine Efendimizin bilhassa bir orduyu bir noktadan başka bir noktaya intikal ettirirken bir anne kedinin yavruları emzirdiğini görüp ordunun yönünü onları rahatsız etmeme adına değiştirmesi yine siyer kitaplarında geçen ilginç kedilere olan merhametin bir yansıması. Peki kedilerden buralara ne düşmüş? Kedilere kedili kütüphanede İsmail Sahip Sencer nasıl davranmış? Bilhassa buralarda İsmail Sahip Sencer Hoca kedileri dönem dönem dezenfekte edermiş. Ve bilhassa burada böyle bir kazanın içerisinde bazı böyle dezenfekte otları koyarak kedileri o kazanın içerisine alır ve dezenfekte edip kazandan dışarıya doğru salıverirmiş. Bunu dönem dönem yaparmış ki kediler burada o pirelerini çok bırakmasınlar diye. 40'a yakın kedi onun etrafında ilimle hemhal olduğunda dolaşırmış. Hatta şöyle bir okuma yaparken hırkasının önünden böyle çıkar ve böyle kendiyle beraber kitap okurmuş. Bazen sarığın üzerine kediler tüner ve tüneyen kedileri hiç bozmadan onlarla beraber kitapla hemhal olurmuş İsmail Sahip Efendi. Kedilere olan bu düşkünlüğü bazı yanına gelen alimler tarafından garip karşılanır. Hocaya bilhassa serzenişte bulunurlarmış. Bunun üzerine kendisi de bu da bizim müptelalığımız, bizi hoş görün diye cevaplar verilmiş. Kedilere yaptığı özel yemekler, paryalar bazen yanına gelen ilmi heyetin dikkatini çeker, hatta kıskançlık uyandırırmış. Hocam bunlara bu kadar iltifat etmeseniz, bu kadar ince davranmasanız diye söylediklerinde onlar da Cenab-ı Hakk'ın mahlukatıdır. Onlara da en ince şekilde insana davrandığımız gibi davranmak durumundayız dermiş. Yani hoca aslında yanına gelen misafirlerin içerisinde kedilere de özel bir yer verir ve onları en güzel şekilde buralarda ağırlarmış. İşte kedili kütüphaneye ismini veren o kedilerin hayatı böyle ilginç yaşanmışlıklar içeriyor bu kütüphanenin içerisinde. İlmin ve kedinin iç içe geçtiği bir mekandayız. Thank you.
Osmanlı döneminde pek çok kütüphane kurulmuştur. Her ne kadar bugünün dünyasında istediğimiz bilgiye her an ulaşabilir durumda olsak da, bilginin özümsenmesi konusunda yaşadığımız noksanlığın kaynağında, tarihin bize emaneti olan kütüphane kültüründen uzaklaşmış olmamız yatmaktadır. Okur-yazar sayısının artması ama okuduğunu anlama sayısının aynı oranda artmayışının temelinde bize ait bu kültüre yüz çevirmemiz vardır. Tarihin derinliklerinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin arşivinin içerisindeyiz. Beyazıt Devlet Kütüphanesi Osmanlı'dan bakiye kalan Cumhuriyet'in ilk milli kütüphanelerinden bir tanesiydi. Burada el yazma süreli bütün eserlerin bir nüvesi bulunuyor idi. Özellikle bir milli kütüphane olması hasebiyle süreli yayınlardan mutlaka bir nüve olması şart idi burada. Şu an içinden geçtiğimiz bu koridor gazetelerin aslında ciltlenmiş hali. Beyazıt Devlet Kütüphanesi var olan gazeteleri birer birer nüve olarak buraya alıyor ve bir devletin hafızasını oluşturuyor idi. Düşünsenize, bir devletin hafızası burada gizli. Milli olmak, yerli olmak yetmiyor. O hafızayı korumak önemli. Osmanlı hafızayı koruyan böyle devlet kütüphanelerine sahip olduğu gibi aynı zamanda buradaki o büyük derin hafızayı koruyan hafız-ı kütüp hocalara da sahibiydi. İşte burayı onlara emanet ediyor idi. Buranın müdürü Hafız-ı Kütüp İsmail Sahip Sencer burası gibi derin bir hafızaya sahip idi ve burada müdürlük yaparken bu hafızayı sürekli kullanıyor idi. Cevval hafızası karşısında etkilenen yanındaki muhibbanları da çok önemliydi. İşte o muhibbanlardan bazıları şunlar idi: İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Fuat Köprülü, İsmail Sahip Sencer'in yine yakın dostu Süheyl Ünver, yine İsmail Sahip Sencer'e gönülden bağlı olan Abdülbaki Gölpınarlı Hoca, İbn-i Nemin Mahmut Kemal İnal Hoca ve bilhassa onun yanında meşhur eserini yazan Bursalı Mehmet Tahir'i biliyoruz. Bursalı Mehmet Tahir'in Osmanlı tarihi deyimleri sözlüğünü birçok kısımda hocadan, Hazret'ten ilham alarak yazdığından bahsetmiştir. Yani İsmail Sahip Sencer Hoca burada bir ilim çerağı kurmuş ve o ilim halkasında bu hocalarla beraber derin ilmi mevzulara girmiş idi. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir der Efendimiz. İsmail Sahip Sencer Efendi öldüğünde dünya bir an durdu adeta. Kedili Kütüphane'nin Hafız-ı Kütübü müdürü İsmail Sahip Sencer'in ömrü buralarda geçiyor. Ve İsmail Sahip Sencer 1870'li yılların başlarında Erzurum'da dünyaya geldikten sonra 40 yılını, hani 20'li yaşlardan sonra düşünebiliriz, 40 yılını burada geçiriyor. Ve kütüphanede geçen bir ömrün yansıması da hakikaten bizim kitap medeniyetinde altın harflerle ismini kazdırmış oluyor. Ve İsmail Sahip Sencer buradaki 40 yılın ardından Samatya'da bulunan evine emeklilikten sonra geçiyor. Son dönemini sevdikleriyle beraber evinde ve Ragıp Efendi Kütüphanesi'nde geçiriyor ve ebedi istirahatgahına Ragıp Efendi Kütüphanesi'nde sevdikleriyle beraber çekiliyor. İsmail Sahip Sencer ebediyete yolculuk ettikten sonra buradaki kedilerini Samatya'daki bir yakını gelip buradan alıp sahipleniyor. Fakat o kediler bilhassa bugün hala gelenek olarak burada yaşamaya devam ediyor. İsmail Sahip Sencer Hoca'nın vefatından sonra yaşanan şu ilginç olayı sizinle paylaşmadan geçemeyeceğim. İsmail Sahip Sencer'in vefatından sonra İsmet İnönü'ye telgraf geliyor İsveç Başbakanı tarafından. İsmet İnönü önce bir anlam veremiyor, sonra araştırtırıyor. Bir bakıyor ki İsveç Başbakanı İsmail Sahip Sencer Hoca'nın talebesi. İsmail Sahip Hoca'nın talebesi olan İsveç Başbakanı bilhassa dönemin Cumhurbaşkanı'na vefat ettiği yılda şöyle bir mesaj atıyor: İlmin başı sağ olsun. Yani ilmin vücut bulmuş hali olan İsmail Sahip Sencer, İsveç Başbakanı'nın bir dönem hocalığını yapmış oluyor burada. Ebedi istirahatgahına çekilen bu ilim adamı gün geliyor
İsveç Başbakanı tarafından da yad edilmiş, anılmış oluyor. Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk döneminde de İsmail Saif Sencer'le ilgili ilginç birkaç olay yaşanıyor. Mesela kılık kıyafetten dolayı, bilhassa saygısından, hürmetinden dolayı Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hoca efendiye izin verdiği ve selahiyette bulunduğu sarığıyla, cübbesiyle derslere devam ettiğini biliyoruz. İlmi olan saygısının bir göstergesi olarak. Yine işin içinden çıkamadığı bazı hususlarda Mustafa Kemal Atatürk'ün bilhassa hocaya danıştığı ve bu sorunları hoca aracılığıyla çözdüğünü de biliyoruz. Yani bir dönem Osmanlı'nın büyük alimi olan İsmail Saif Sencer gün gelmiş Cumhuriyet'te de ilmi önderliğini, riyasetini göstermiş. Bizler ilk emri oku olan bir dinin mensuplarıyız elhamdülillah. İlim Çin'de dahi olsa gidip alın diyen bir peygambere mensubuz elhamdülillah. Onun izinden gitmek için buralarda da bir ömür ilmin peşinden adım adım onu takip edenler bulunmuşlar. Biz Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ilmi takip eden bir hazretin hayatına yolculuk yaptık sizlerle beraber. İsmail Saif Sencer Hoca Efendi ve buraya ismini veren Kedili Kütüphane dediğimiz Beyazıt Devlet Kütüphanesi. O ilme ömrünü vermiş, ilmin merkezinde bir hayat sürmüş büyük bir alim idi. Ve bilhassa İsmail Saif Sencer buralarda kendini ilimle o kadar hemhal kılmıştı ki ilmin vücut bulmuş hali olmuş idi. İsmail Saif Sencer'in ömrünü ilme vermesi aslında bize şu mesajı veriyor. Fani dertlerden sıyrılıp Rabbimizin rızası uğruna bir hayat vermenin ne kadar gerekli olduğunu bize hatırlatıyor tekrar. Bugün hala Kedili Kütüphane okurlarına hizmet vermeye devam ediyor. Kediler daha çok dışarıda, meydanda, kütüphanede ise kitaplar hala ilgilileri, meraklıları bekliyor.